Merhaba arkadaşlar. Osmanlıca arşiv metinleri ve vesika okumalarında artık bugünden itibaren Naima tarihinden, Mustafa Naima Efendi'nin Naima tarihinden de bölümler okumaya başlıyorum. Mustafa Naima Efendi Osmanlıların ilk resmi vakanüvisti yani tarihçisi diyebiliriz, resmi tarihçi. Olayları işte vakanüvis, vaka yazmak anlamına geliyor. Amca'da da Hüseyin Paşa yani 1700 senesinde Naima Efendi'ye vakanüvistlik görevine getirdiğini biliyoruz. Bundan sonra 1574'ten başlayarak çok da iyi bir katip, kabiliyetli bir kişi. 1574'ten başlayarak 1655'e kadar daha sonra da farklı dönemlerde biraz daha uzatmak şekliyle 1670'lere kadar kitabında geliyor. Detaylı bilgileri zaten bulabilirsiniz farklı makalelerde. Biz de Naima Efendi'nin tarihinden Amcazade Hüseyin Paşa'nın himayesi altında yazdığı için Ravzatül Hüseyin fi Hülasati Ahbaril Hafikayn. Yani Hüseyin'in bahçesinde dünyanın iki tarafından haberlerin özeti anlamına gelebilecek olan eserini okumaya başlayacağız. Bugün ilk olarak garibe diye verdiği garip olaylar şeklinde anlattığı hikayelerden birinde Valide Sultan evlensin diyen bir şeyhin başına gelenleri beraberce okuyacağız arkadaşlar. Evet bakalım böyle bir çılgın şeyi teklif eden şeyh kimmiş ve başına neler gelmiş. Garibe. Cumadel ahire evasıtında ortalarında yani olan umurdandır ki olaylardandır. Rumiye şeyhi merhumun haherzadesi yani kız kardeşinin oğlu yeğeni Şeyh Mahmut Nam Saçlı Kimesne. Bu Rumiye Şeyhi arkadaşlar Nakşibendi'ye ait bir şey. Bu zaten daha önce 4. Murat zamanı öldürülecek bir kişi. Yani öldürülen bir kişi merhumun. Bu kişinin şeyhin yeğeni olan Şeyh Mahmut Nam Saçlı Kimesne İstanbul'a gelip halvet ve erbain çıkarıp İstanbul'da inzivaya çekilmiş. Ol esnada kendisine keşf olan umurdan olmak zulmuyla, zannıyla, şüphesiyle Nakibül Eşref yani Seyrekzade Abdurrahman Efendi'ye varıp bu söze memur olmuşuz ki kendisi İstanbul'a gelip halvetçe girmiş, erbain çıkarmış 40 gün. Burada kendisinin bazı bilgiler geldiğini, bazı ilhamlar aldığını dile getirip ben bunları söylemeye görevlendirildim diyor. Demiş ki, din ü devlet haraba yüz tutup Müslümanlar mihnette kaldığına, zor durumda kaldığına sebep şer-i şerif terk olunup yani şeriat terk edildi. Ümera ve avrat medarı umur olduğudur. Şeriatın terk edilip ümeranın, emirlerin, beylerin, paşaların ve avratın, kadınların de burada valide sultan veya hanım sultanları kastediyor muhtemelen. Medarı umur işlere karıştığıdır. Madem ki valide sultan ve etbaı yani ona tabi olanlar temşiyet-i umura işlerin icrasına, yürütmesine müdahale ederler. Fitne ve fesat çoğalır. Gerek olan budur ki, burada gerek olan budur. Valide Sultanı bir Adem'e tezviç ve sarayı Hümayun'dan ihraç edeler deyu. Valideyi evlendirelim ve saraydan gönderelim deyu. İbram ettik de ısrar etmiş, üstelemiş yani. Üstelediğinde Abdurrahman Efendi vezir ile haberleşip hemen Nakibül Eşraf Abdurrahman Efendi vezir-i azamla haberleşip şeyhe tembihler. Ve sakın böyle bir mana sözler söyleme. Sonra zarar çekersin. Deyu red olundukça müfit olmayıp uyarılmış ancak fayda vermemiş. Memuruz deyu yani ben böyle görevlendirildim manevi açıdan deyu musır olacak ısrar edince
buyuruldu ile şeyh divani olmuştur. Buyurdu çıkarmışlar ve bu şeyh delirmiştir. İhtilali aklına, aklının boş, yani ihtilal boş olmasına, boş durumda kalmasına ilaç olunca daru şifaya vaz olsun, daru şifaya konulsun deyu Süleymaniye tımarhanesine kodular. Süleymaniye tımarhanesi ne koymuşlar. Olduğu tabi bölge zaten yoğun ulema bölgesi arkadaşlar. Olduğu hücreyi, bulunduğu hücre, başta ha var hücreyi, ol gün, o gün hüttamı ve ihvan ve astikası, sadık olanları, kendine bağlı olanlar, bisat-ı latif ile döşeyip, güzel halılarla döşeyip, ahibbasından, sevenlerinden, günde birkaç tabla, nefais-i taam, güzel yemekler, gelip, züvvarı, yani ziyaretçileri vurup, buluşurlardı. Burada buluşurlarmış. Kendi boğazında zincir, hak söz söylediğimiz için zinciri boğazımıza taktılar demekten gayrı. tabi artık burada kendi propaganda yapma aracı bulmuş bir nevi. Cünuna müteallik delirmeyle ilgili bir vaz sudur etmedi. Başka bir delilikle alakalı bir durum ortaya çıkmadı. Ama halk eracif ve güftügüya bahane isterler. Eracif yalanlar, güftügü dedikodular, dedikodu arkadaşlar, bahane isterler. Tımarhaneye bir şey konmuş, seyredelim deyu, seyredelim deyu, güruh güruh vurup, kaziyeye vakıf olduklarında insanlar bir nevi dedikodu yapmak amacıyla gidip, kalabalık olarak gidip duruma vakıf olduklarında her biri aklı sakimi muktezasınca, her biri yetersiz akılları, düşük kötü akılları gereğince söyleyip vah vah işte hak söyleyen böyle olur. Şey Allah'ın emrini buyurmuş, ya valide tezviç olunsa ne olur? İnsanlar da şeytan etkilenip ne olacak canım, nikahta Allah'ın emri, evlense bir şey mi olur diye buna benzer haltiyat kesretine, evet haltların çoğalmasına sebep olduğu için, sebep olduğundan dolayı vezir şeyhi tımarhaneden çıkarıp vilayetine yolladı. Evet bu şey önce tımarhaneye delidir diye tımarhaneye koymuşlar arkadaşlar. Ondan sonra da artık insanlar nezdinde de biraz, en azından bazıları nezdinde artık propagandaya dönüşünce göndermiştir. Şimdi bundan sonra Naima bu olayı oldukça iyi şekilde yorumluyor. Diyor ki valideler hakkında tezevvücün evlenmek, tezviç evlendirmek olur. Tezevvücün cevazını söyleyenler, buna onay verenler, merasimi devlet hasebince imkanı var mıdır? Olduğu surette Devlet-i Aliye'ye menafi ve mazardan, fayda ve zarardan mülahazaya gelen vücuhatı fikretmezler. Ve devletin iptidasından beri Selatini İzam validelerinin, yani büyük sultanlar validelerinin hukukuna ne vecihle kıyam ede geldikleri adab-ı mülükaneyi bilmezler. Hak budur ki, yani özellikle burada padişahlar bile diyor, valilerin hukukuna son derece kıymet gösterirler. Hak budur ki, saltanat-ı uzma, yüce saltanat ve mehd-i ulya, yüce beşik, taht yani, valide, valide anlamına gelir mehd-i ulya, makamlarının kadri hürmetin bilmeyenler ve siyaneti namusu devlet vahdince her biri her rütbenin tenezzüh ve taazzüzü, devletin birliğince her rütbenin tenezzüh, nezih durumda olması ve aziz durumda olması
Neye merbut idüğünü anlamayanlar, neye bağlı olduğunu anlamayanlar, mizacı vakt ve tab-ı nizamı muhil, nizamı bozan, muhil, bazı hususun zararı nedir? Niçin şöyle olmaz diyen, şurada y harfi olacak, olmaz diyen fikirsizlerdir. Ne olacak canım, bu da yapılıversin, bu da olsun diyen fikirsizlerdir. Benim yanımda diğer Bekirli, Şeyh, Mezbur gibi tımarhaneye layıktır bu kişilerde. Şeyh Mezbur makulesi bu türlü kişiler, müddeiler nefsinde, iddia edenler, iddiacılar, bu tür işte inziva çekilmiş kişilerin iddiaları nefsinde, mükaşif iseler de, keşfetmiş, bazı şeyleri görmüş iseler de, memuriyet davasında oldukları surette, görevlendirilme gibi surette, kalbinde layih olan meani i gaybiyeyi, gaybiyeye, gaybi manalara, devai nefsiye, nefsi, kişisel davalar ile mültebis, yani kirlenmiş, keşfi nakıs tesmiye ediyorlar ki, bu tür diyor kişiler, böyle bir manaları öne sürseler de gaybi manaları, buradaki gaybi manaları kişisel davalarıyla kirlettikleri için eksik keşif, nakıs keşif olarak isimlendiriliyor ki, bunun öne sürdüğü böyle işler, böyle şeyler, nefsül emre na mutabıktır. Nefsül emre uygun değildir. Nitekim fütühatta mükaşefatı evliyanın tefasili, tafsilleri mahallinde mesturdur. Evet, burada Şeyh Mezbur, dönemin Valide Sultanı Turhan Sultan evlensin diye bir ortaya bir şey atıyor ve akabinde bu iş büyüyor. Gördüğümüz gibi Naima Efendi'nin akıcı üslubuyla da anlıyoruz ki akabinde önce tımarhaneye gönderiliyor deli deli diye, ondan sonra da kendi memleketine sürgüne gönderiliyor. Evet, bundan sonra Naima tarihinden dönemin olaylarını akıcı üslubuyla okumaya devam ediyoruz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayınız. Yeni çalışmalarda görüşmek üzere. Selamlar.